yarı çap uzunluğu 6 cm olan yarım daire şeklindeki kağıt parçası bükülerek şekildeki koni meydana geliyor ve bu koninin taban alanı bu durumda kaçtır diye sorulmuş. Şimdi R bölü L alfa bölü 360 diye bir eşitliğimiz vardı konilerde. Peki bu R, L, alfa diye ifade ettiğimiz şeyler neydi bunu hatırlayalım. Şimdi koninin açılmış hali bir daire dilimidir. O daire diliminin kaç derece olduğu alfa ile gösteriliyordu. Sorumuzda alfa 180'dir yarım daire olduğundan dolayı r ise kapalı haldeki taban yarıçapıdır. Taban yarıçapını r şeklinde ifade ediyoruz. Zaten sorumuzda ilk önce bunu bulacağız. Daha sonra taban alanına geçeceğiz bunun sayesinde. l ise yine kapalı haldeki koninin ana doğrusu. Yani şu uzunluklardan herhangi biri zaten hepsi birbirine eşittir. O noktasının A1'e, A2'ye taban dairesi üzerindeki bu yay üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığı onun aynıdır bütün dik konilerde. Bu uzunluk L şeklinde gösterilir. Zaten açık haldeki yarım daireye baktığımız zaman O, A1 arasındaki mesafe 6. O halde O, A1 arasındaki mesafe burada da 6 olacağından L sorumuzda 6'dır. Alfanın da 180 olduğunu ifade ettik. Bu değerleri verilen formülde yazarsam R'nin kaç olduğunu elde edebileceğiz. R bölü L için 6, alfa için de 180 olduğunu söylemiştik. 180 bölü 360. Sadeleşirse 1 bölü 2. 6'yı karşıya atıyorum ya da sadeleştirdikten sonra atıyorum. R 3 olarak bulunuyor. Taban yarıçapını 3 olarak buldum. Alan isteniyor. Dairenin alan formülü pi r kareydi. Pi çarpı 3'ün karesi 9 pi olarak elde edilir.